Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz eve geldik, pazar o kadar yağmur, o kadar yağmurdu ki ilk önce Mira'yı sizlere çektim. Gördünüz mü onun balıkla nasıl seviyor balıkları, yüzüklerini falan işte onları göstereyim dedim. Eve geldik şimdi, hazırlıklara başladık, balıkları falan temizledim. Sebzelerimi koydum dolaba. Biz pazara geldik arkadaşlar, çocuklarla beraber sizlere bir şey çekemedim ama Mira'yı çekmek istiyorum. Babaanne! Bakın. Balıkları aldı, kucağına koydu böyle. Balık yiyecek şimdi evde. Çok istiyor. Nasıl sevdi balıkçıları? Bir de yüzüklerini göster bakalım. Bakın yüzük aldırdı annesine. Bu neyli balıklı? Bu neyli? Bakayım bir dakika. Uğur böcekli. Elleri böyle tombik tombik. Nasıl güzel oldular. Balıkları yiyecek mi? Aşağıya inecek. Tamam. Alışverişimiz böyle şimdi Caner arabaya koyuyor. Bayağı da bir yağmur yağıyor burada. O yüzden bir şey çekemedim sizlere. Ertesi gün tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi kahvelerimi yapıyorum. Kahvaltımızı yaptık. Tamer'le birlikte. Dedim bir kahve yapayım mı? O çünkü her gün içmiyor. Benim gibi değil yani, müftelası değil. Tamam dedi, içeriz. Şöyle güzel bir şekerli kahve yaptım. Şimdi Tamer'le birlikte kahvelerimizi içelim ve güne başlayalım. Dolabımı boyamaya başladım arkadaşlarım. Böyle mavi renk. Şöyle ilk katını attım. İki kat yapacağım. Bilmiyorum ışıktan nasıl görünüyor rengi ama. Şöyle. Böyle tabağıma boyamı aldım. İçine bu kadar. Şöyle küçük küçük dokunuşlarla. Böyle. Ben küçük bir fırçayla boyuyorum. Görünüyor mu? Böyle. Yani çok boya gitmiyor. Bakar mısınız? Küçük dokunuşlarla böyle küçük küçük boyuyoruz. İsteyen rulo da kullanabilir. Yarın herhalde ikinci katını atarım. Sonra da cilasını yaparım. Bugün akşam yemeğine de pırasa yemeği yaptım. Pirinçli zeytinyağlı pırasa yemeği. Limonunu sıktım bir tane de içine. Burada da makarna suyumu koydum şimdi. Makarna yanına pişireceğim. Pırasa yemeğini ben çok yapmıyorum arkadaşlar. Senede bir kere böyle anca yapıyorum. Çok sevmiyor eşim de benim. Ama ben seviyorum böyle limonlu, pirinçli falan. Öyle, bugünkü akşam yemeğimiz de pırasayla makarna. Mutfağımda da birazcık değişiklik yaptım. Şu doğalgaz borusundaki çiçeği buraya sardım. Yeşillik değişiklik olsun dedim. Burayı da böyle değiştirdim. Böyle bir geyikli bardaklarım vardı benim Almanya'dan. Onları koydum iki tane. Şöyle
Birazcık değişiklik olsun dedim. Ben beğendim burasını da. Böyle yeşil dalla süslemiş oldum. Doğal gaz borusu boş kaldı şimdilik. Ama burada da güzel durmadı mı sizce? Nasıl oldu böyle raflarım? Beğendiniz mi? Şu geyikli bardakları da çok seviyorum. Eve gelmişken dedim şu girişteki yolluğumu da yıkadım. Makineye sığıyor bunlar, çok rahat oluyor. Tertemiz oldu ya. Bunları ben bayağıdır kullanıyorum. Makinede yıkıyorum böyle. Hiç de bozulmadı. Hiç ne dökülme yaptı ne bir şey. Arkası da böyle. Bu da mutfağıma sermiş olduğum halım benim. Bu da Tuğba'dandı. Tuğba öncelerden çeyizinde almıştı. Pembe şeyi vardı ya. Pembe sevdası. Şimdi ben mutfağıma seriyorum bunu ama beğeniyorum. Çok güzel. Bu da şeyden almıştı. Neredendi? Madame Coco'dan mı almıştı? Herhalde öyle bir yerden almıştı. Öyle arkadaşlar. Bugün de hava böyle güneş ama öyle bir serin ki. Bayağı bir serin var. Şöyle göstereyim yine size çevreyi. Böyle. Ama bayağı bir soğuk var. Yalnız kapılar kapanınca evin içi bayağı bir sıcak oldu. Şimdi bir de beyazlarımı attım çamaşır makinesine. Evde olmadığım zaman tabii işler birazcık birikiyor. 2-3 gün bile olmasam yani işler beni bekliyor böyle. Mutfak dolaplarımı sildim. Böyle birazcık da mutfak dolaplarımı sildim. Onlar da tertemiz oldular böyle. Şöyle karşısı falan tertemiz oldu. Tekrardan karşınıza geldim arkadaşlar. Nasılsınız bu arada? Hal hatır hiç sormadım. Sonuna doğru dedim. Unuttum ben bugün hal hatır sormayı. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun ben de çok çok iyiyim. Bugün kalktık işte ortalığı topladım. Mutfak dolaplarımı sildim. Dolabımın bir kat boyasını attım. Mutfakla giriş koridordaki halımı yıkadım. Onları da bekliyorum kurusun şimdi. İçeride şimdi birazdan doğalgazın üstüne alırım. Kurusun da hemen sereyim. Böyle boş kaldım. Hoşuma gitmiyor benim de. Bir makinede çamaşır yıkanıyor. Yemeğimi de hazırladım. Şimdi makarna suyum kaynadı. Makarnaları da içine attım. Öyle bana soruyorsunuz Almanya'ya gidecektin İlknur teyze. Ne oldu Almanya? Vizen çıkmadı mı daha diye. Ona bir açıklık getirmek istedim. Benim Almanya'dan isteğim geldi. Biliyorsunuz zaten söylemiştim. Şimdi vizeciyi biz özel bir kişiye verdik. O ilgileniyor. Randevu almıştı ama iptal oldu. İptal olduğu için şimdi ikinci randevuyu almış. Ocak ayının ikisine randevu aldı. Tekrardan böyle parmak işareti veriyoruz yani kimlik gibi. Onu verdikten sonra dedim ne zaman çıkar benim dedim hani vizem ondan sonra. 2-3 haftaya kalmaz abla dedi. Çıkar dedi vizen dedi. Ben de buna çok sevindim. Anneme söyledim. Annem de o kadar mutlu oldu ki. Kızım dedi artık bayağı bir uzun sürdü bu dedi. Düğüne yetişemedin bari gel artık dedi. Ben de kendimi çok iyi hissetmiyorum dedi. En azından hani benimle oyalanır, vakit geçirir. Birkaç ay kalırım orada diye düşünüyorum. Yani bu yılbaşından sonra ayın ikisinde parmak işareti vereceğim. Herhalde Ocak ayının sonuna doğru vizem çıkar diye düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum ben de işte. Öyle çocuklara gidiyorum, geliyorum. Arada sizleri görüyorum dışarıda. Görüyorsunuz beni. İlknur abla siz aynısınız, hiç değişik değilsiniz. Yani videolarda nasılsan aynı öylesin diyorlar. Çok memnun oluyorum onların görüşlerine de böyle. O kadar mutlu oluyorum ki sizlerden kişileri gördüğüm zaman böyle. Yorumlarınız da çok güzel. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz bana. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Yani video çektiğim zaman kendimi hiç yalnız hissetmiyorum gerçekten. İnsanlar bazen böyle yalnızlık hissediyor. Ama ben video çektiğim zaman sizlerle böyle o kadar samimi içten geliyorsunuz ki bana. Yani yüz yüze tanışmamış olsak bile böyle o sıcaklığınız bana yansıyor arkadaşlar yorumlardan dolayı böyle. Ben de hepinizi çok seviyorum. Çok şükür sağlığımız iyi, ayaktayız. Allah'a binler kere şükür. Torunlarla işte güzel vakitler geçirmeye çalışıyorum. Onları çok seviyoruz. Allah'ım olmayan herkese nasip etsin inşallah. Evlat olmayanlara evlat nasip etsin. Evi olmayanlara ev nasip etsin. Gönlünüzde ne güzellikler varsa onları nasip etsin. Güzel geçimler nasip etsin. Öyle arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.
Bay bay.